İstanbul sokakları bayram sonrasında artık hareketlenmeye başladı. Tatilden dönen ünlüler bakın nerelerde objektiflerimize takıldı. Ben hiç tanımadığı halde randevu verdi. İş görüşmeleri, yeni filmler ve İstanbul'da gezenler. Tişörtünü görmüyorsunuz. Magazin 8 İstanbul sokaklarında magazinin nabzını tutmaya devam ediyor. Nişantaşı'ndayız. Menajeri ve arkadaşı Altan Nuh'la evlenen Tuğba Özerk, eşi de yanındayken bir iş toplantısı yapıyor. Artık eşi Altan Nuh menajerliğini yapmayacak. Zeki Aköz menajeri olacakmış. Karşılarında oturan beyefendi de şarkıcı Sibel Alaş'ın menajer eşi Zeki Aköz. Tuğba Özerk hem konser zinciri hem de Kanada'da çekeceği yeni bir klip için harıl harıl çalışıyormuş. Kanada'da klip çekeceğiz. Bayram bitti, işlerimiz bitti. Biraz da rahatladık. Hem hasret ediyoruz aslında Zeki'yle hem de iş konuşuyoruz. Ne yapacağız bu sezon diye. Eşinin ilk evliliğinden olan çocuklarını da göreceklermiş Kanada'da. Hem Altan'ın oğlunu göreceğiz. Ailesinden bazı insanlar var orada da. Burada da var, orada da var onun. Hem onu göreceğiz, hem klip çekeceğiz, değişik olacak. Tuğba Özerk bir de bebek istediğini açıkladı. Yani inşallah evlilikte tabii ki istiyoruz. Ama birazcık daha var, biraz daha. Cem Yılmaz filmlerinin en renkli karakterlerinden usta oyuncu Zafer Algöz de Nişantaşı'nda. Geçtiğimiz cuma günü kaybettiğimiz Tarık Akan'ın acısını yaşıyor Zafer Algöz. Ben Tarık abiyle ilk defa, hayatımda ilk defa oyuncuların meslek birliği kurduğu zaman içerisinde bir buluşma fırsatı bulmuştum. Oyuncuların telif haklarından yararlanabilmesi için meslek birliği kurması gerekiyordu. O dönem Yeşilçam'daki birçok büyüklerime ulaşmaya çalıştım, abilerime, ablalarıma. Ne yazık ki hiç kimse bizim bu çabalarımıza destek vermedi. Galiba bir İzzet Günay abim destek vermişti sağ olsun. Onun dışında Tarık abiye bu meseleyi açtığımda sen de hemen gel bir buluşalım dedi. Beni hiç tanımadığı halde randevu verdi. İstanbul'da Beyoğlu'nda bir yerde buluştuk. Anlattım. O da son derece doğru. Şimdiye kadar çoktan yapılması gereken bir iş dedi. Ve ertesi gün hemen bütün belgelerini ulaştırdı ve oyuncu meslek birliğine üye oldu. O konularda son derece duyarlı bir insandı. Ve mutlu bir habere hazır mısınız? Hiç zaman bu hicran yandırır beni küle küle. Ümitler bugün de yaşar hele. Geribe dünyadı, bir ucu sevdadı. Arzular yandırır küle. Cem Yılmaz'da yeni bir film geliyormuş Zafer Algöz'den. Cem Bey'le bizim hep projelerimiz oluyor sağ olsun. İnşallah bu sonbaharda Adana'da çekilecek bir sinema filminde misafir oyuncu olarak oynayacağız biz de. Onun da şimdi hazırlıkları devam ediyor. Bir sinema filminde misafir oyuncu olarak yer alacakmış iki ünlü oyuncu. Ancak merak edilen Cem Yılmaz'ın yeni filminde yer alıp almayacağı. Genelde projeleri olduğunda bir şekilde bir araya geliyoruz. Onun için de hep geride. İleride de hatırlayabileceğimiz güzel işler bırakıyoruz diye düşünüyorum. Nişantaşı'nın en tarz çifti geliyor. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van der Veel ve kız arkadaşı Rose Bertram ellerinde soğuk kahveleriyle bir yere yetişmeye çalışıyor. Bertram'ın lakabı da yenge malumunuz. Muhabirler de soruyu bakın nasıl soruyor. Yenge, do you like to Turkey? Gupse Özay'la Görümce isimli sinema filmi çekimlerine başlayan Buğra Gülsoy Bebek'te. Nasıl? Çok keyifli, çok keyifli. Zıpır bir abla kardeş oldu. Görümce isimli filmde oyuncu, Mahalle isimli filmde ise yönetmen olarak koltuğa oturdu yaz döneminde Buğra Gülsoy. Hem oynamak hem de yönetiyor olmak çok zormuş. Gerçekten onu yapan üstadlarımızın da ellerinden bir kere öpüyorum çünkü beynim patlıyor. Ünlü yapımcı Necati Akpınar'la yemek yiyen Buğra Gülsoy bir sürpriz projelerinin daha olduğunu ancak şimdilik bir bilgi veremeyeceğini de sözlerine ekledi. Bakalım. Yine sürprizler bekliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.